Bize hastalarımızın ve çevremizin en çok sorduğu sorulardan biri depresyon ilaçlarının yan etkileriyle ilgilidir. Depresyon tedavisi ilaçlarla yapılmaya başlayalı yaklaşık 50 sene oluyor dünyada. Tabii ki ilk çıkan depresyon ilaçları çok ağır ilaçlar ve çok yan etkileri olan ilaçlardı. Ama bunlar bundan 50 sene önceydi. Fakat bu depresyon ilaçlarının yarattığı ön yargı hala toplumda devam ediyor. Teknoloji ve tıp o kadar ilerledi ve yan etkiler o kadar azaldı ki depresyon ilaçlarının herhangi bir antibiyotik tedaviden veya ağrı kesiciden daha ağır olduğunu söylemek pek mümkün değil. Her duruma göre antidepresan ilaç tedavisi var. Örneğin kilo kaybı olan birisinde kilo kaybını yerine koyan, kilo aldıran antidepresan da var. Çok yemek yiyen birisinde iştahı kesen antidepresan da var. Aşırı uyku problemi olan birisinde uyku açan ilaç olduğu gibi uykuyu getiren ilaç da var. Yani artık neredeyse kişinin beklentilerine ve soruna özel tedaviler uygulayabilecek aşamaya geldik. Depresyon ilaçları içerisinde de bağımlılık yapan ilaçlar kesinlikle yoktur. Fakat depresyon ilaçları kafaya göre pat diye başlanacak ve pat diye kesilecek ilaçlar değillerdir. Bünye bunlara alışır ve aniden kesildikleri zaman insanda bir sıkıntı, huzursuzluk hali yapar. O nedenle ilaçlar başlarken de kesilirken de doktor kontrolünde yapılması lazım. Ve kesilirken zaten çoğu iyi doktor bu ilaçların kesilmesini öyle bir günde, 2 günde değil, yaklaşık 1 aylık bir sürece yayarak yapar. Depresyon ilaçlarının bağımlılık yapması ile ilgili en büyük şeylerden bir tanesi bence insanların ilaçlarını aniden kesmeleri ve aniden kestikleri için yaşadıkları sıkıntıyı ilaca atfetmeleridir.